Peki, şimdi diğer ülkelerle olan ilişkiler bazında da hem Doğu Akdeniz'e hem de Avrupa Birliği meselesine değineceğiz yine ama Fransa ile Türkiye özelinden çıkıp biraz Türkiye ile Amerika özeline geçecek olursak. Başkan Joe Biden göreve geleli biliyorsunuz yaklaşık 3 ay oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme hep beklendi. Basında da bu çok bizim takip ettiğimiz bir konu oldu. Şu ana kadar o görüşme gerçekleşmedi. Resmi düzeydeki ilk temas da Brüksel'de bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken bir araya gelmesi oldu. Orada S-400 mesajları öne çıkmıştı. Öncesinde Biden'ın Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye'ye yaptırımları durdurun mesajı var. Şimdi az önce de belirttiğimiz gibi henüz üst düzey görüşme olmadı dedik ama Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi. İklim zirvesine davet etti. Mektubu nasıl değerlendirmek lazım bu noktada? Herhalde Joe Biden yönetimiyle ilgili iç içe geçmiş birkaç tane süreç var. Bunlardan bir tanesi Joe Biden idaresine dünya ile kurduğu ilişki, bunun ne tarafa doğru evrileceği. İkincisi, kendi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu pandemi döneminde hem yaşam kaybı olarak hem de iktisadi kısıtlar olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bununla nasıl baş edecek? Öyle bir boyutu var. Bu ikisinin birbiriyle uyumlu olabilmesi çok daha ciddi bir takım hesaplamaların, projeksiyonların ve modellerin geliştirilmesini gerektiriyor. Ama bakıyoruz Biden idaresinin bu modelleri geliştirme konusunda birazcık kadük kaldığı, biraz geride kaldığı ve çok fazla yani özellikle bu dönemin gerektirdiği çeviklikte, girişimlerde bulunmadığını izliyoruz. Şimdi tabii üçüncü olarak Türkiye ile olan ilişkileri. Bu ilk ikisi içerisinde Türkiye ile olan ilişkileri birazcık daha tali gibi görünüyor. Ancak bu şu ana kadar izlendiği kadarıyla Türkiye ile olan ilişkilerini birazcık daha soğutarak birazcık daha stabil tutma politikası izlediğini görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve bu coğrafyanın türbülanslar içerisine girmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne hem dış projeksiyonuna hem içeride yapmak istedikleri üzerinde çok olumsuz yansıyabilir. Bir şekilde Joe Biden idaresi bu arı kovanına çomak sokmak istemiyor gibi bir duruş sergiliyor. O da sessiz değil seçmiş durumda. Şimdi bir yandan da şöyle bir şey de gelmiyor değil insanın aklına. Acaba Joe Biden idaresi ve Joe Biden'ın kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel projeksiyonları ve güç dengeleri içerisinde alacağı pozisyonu bu konuda ne kadar fikir sahibi, ne kadar fikir geliştirebilir? Şu ana kadar görülen o ki daha ilk 100 gününü doldurmadı ama bu tür iktidar değişikliklerinde ilk 100 gün çok önemlidir. Bu ilk şu ana kadar Joe Biden yönetiminin sanki Amerika Birleşik Devletleri için küresel bir pozisyon geliştirmeme üzerine idareye geldiği gibi bir izlenim de ediniyoruz. Yani bir şekilde statükoyu koruyup işte özellikle rakip olarak gördüğü Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'daki o Pasifik'te güvenlik mimarisi etrafında oluşan güç çekişmeleri bunun üzerinden ilerleyeceği yani oraya vurgunun daha çoğaldığını görüyoruz. Bir de Rusya ile ilişkilerini gerginleştiriyor. Ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni idaresi bir şeyler yaptığını ispat etmek zorunda. Galiba bütün bu denklem içerisinde en az hasarlı olarak çıkabileceği Çin'le olan sürtüşmeyi yükseltmesi. Şimdi o gerilimi tırmandığını görüyoruz Güneydoğu Asya'da. Onun için evet iklim değişikliği konusunda Türkiye'ye bir davet mektubu göndermesi kendi içerisinde hem bu Türkiye ile olan ilişkilerini çok fazla önemsemediği mesajını vermesi, bir yandan da Türkiye'ye bir tatlandırıcı sunması şeklinde görebiliriz. Ama burada asıl önemli olan, yani özellikle dünyanın şu konjonktüründe zarların nasıl geleceği ve hangi kapıların alınıp nasıl stratejiler, taktikler geliştirileceği vurgusu. O da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de özellikle Libya ve Nagorno-Karabağ'dan sonra oradaki toprakların işgalden kurtarılmasından sonra Doğu Akdeniz'deki duruşunu devam ettirmesi ve ulusal çıkarlarının nerede yattığını, o çizgileri çok belirgin bir şekilde ortaya koyması. Ya yani bizim üzerimize düşen şey bu. Biden idaresi bizi iklim zirvesine davet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bana da gerekli cevabı herhalde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde verilecektir.
Yani önümüzdeki günler özellikle ABD ekseninde, Atlantik İttifakı ekseninde bunların ne yapmaya çalıştığını araştırmak, anlamaya çalışmakla geçecek.